Sevgili dostlar, tekrar yeni bir programda karşınızdayız. Serhat Ahmet Tan hocamla beraberiz. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk, kolay gelsin. Hocam, senin şu kolay yoldan para kazanma tüyoların çok izleniyor. Şunu yap, Porsche araban olsun. Evet. Şunu yap, Boğaz'da yalın olsun. Paran olsun. Evrenden de istesen olur, buradan da istesen olur. Evet. Sistem böyle diyorsun. Şimdi tabii şey de geliyor, yani kendi zengin miymiş ki? Kendi değil. Yaptı oldu mu? Olamıyor. Yani yapamam. Kendine bir şey, yani amiyane tabirle. Ben kendine formülü... hayrı yok millete. Tabii, doğru söylüyorlar. Formülü biliyorum, uygulayamıyorum. Formülü uygulayamıyorum. Uygula hocam artık. Ama uygulayan kişiler çıkar. Hayır, peki söyleyip de uygulatıp da zengin olan oldu yetenek mu? Yetenek yok. Mesela benim şimdi diyelim futbol konusunda her şeyi araştırmışımdır, biliyorumdur. Tamam. Çık sahaya oynayamaz. Tamam, ama bir futbola meraklı biriyle alıp sen onu Şampiyonlar Ligi'nde oynatır tabii mısın? Tabii, o yetenekli çocuğu oynatırsın Şampiyonlar Peki, Ligi'nde. Peki o zaman senin haricinde bugüne kadar oldu mu? Hani ben şu sistemi öğrettim. Bazıları oluyor. Zengin bazıları. Oldu. Bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Oldu mu? Zengin olan kişi mi? Söylemez ki bana. Ne söylemez hocam. Söylemez. Olan çok para var. Para isteyeceksin. Böyle geri dönüş çok var. Şu Esma'yı zikrettim, şu oldu, bilmem ne oldu, tam bekliyordum, böyle oldu, mirasımızı alamıyorduk, aldık falan, kaç senedir alamıyorduk. Öyle bir her şey istediğin yok. Olur mu? Her istediğin olur. Bir kere şuna orada bakmamız Allah'ın lazım. O irade durumunu bir anlat. Bir de her istediğin olur'u anlatırken buradan izleyicilerimize de hani ben öğretirim olur. Hani balık tutmayı öğretiyorum ben. Evet. Mevzusu var ya, ban olmadı ama size olur'u da buradan izleyicilerimize hadi yapın zengin olunu bir anlat bakalım. Şimdi her istediği insanın nerede oluyor? Sen söyle. Rüyasında. Cennette. Ha, bir de o var, evet. Cennette oluyor. Şimdi cennetteki sistem nasıl, ona bakacağız. Yani cennette ilahi bir şey var. Hiçbir şey sekmez. Ne istersen olur. Hatta aklından geçirdiğin anda bile şey olur. Ve etrafında hizmetçiler sana amade. Şimdi cennette her istediğin oluyor. Peki ahiret dünyasında cennette oluyor, cehennemde oluyor mu? Hiçbir istediğin olmuyor. Tam ters gidiyor. Şimdi ahiret dünyası demek ki ikiye ayrılmış. Bu dünya, bu iki dünyanın iç içe geçmiş hali. Yani bizim burada yaşadığımız dünya iç içe geçmiş hali. Peki cehennemde neden insanların istedikleri olmuyor? Tam tersi, zorla onların hiç istemediği şeyler oluyor. Orada bir bilgi eksik onlarda. Cennette bir bilgi tam. Bu bilgi de dünyada kazanılıyor. Bir daha da o ahirete gittikten sonra kazanma imkanı yok. Bu bilgi nedir? Sen ilah mısın yoksa gerçek ilah var mı? Gerçek ilahı tanıyamadan, buradaki bütün maceramız bu bak. Gerçek ilahla kendin arandaki, ilahi güçlerin arandaki farkı ayıramazsan hatırlatma yerine gidersin. Gerçek ilahla arandaki farkı ayırırsan cennete gidersen her istediğin olur. Bu dünyada da bunu yapabilirsin. Ama bu dünyada ahiretteki o iki sistem birbiri içine geçmiş olduğu için senin önüne devamlı engeller çıkacaktır. Ve o engelleri aşabilmek için devamlı kendin ilahi güçlerinle Allah'ın gerçek ilahi gücünün arasındaki farkı ayıracak şekilde bilinçli olman lazım. Bunu dua ederken de, davranırken de, yürürken de, bir şey isterken de her şeyi farkına varman lazım. Mesela biraz kazanırsın, bir şeyler olur. Aa dersin, ben neymişim ya, ne yetenekler var. Tak terse döner. Kendinden tabii. Düşündüğünde. Yani sen bunu ben yapıyorum, ben ediyorum, ben güzelim, ben yakışıklıyım, ben zenginim falan filan demeye başladığın anda sistemi bozuyorsun. Orada iki tane ilah çıkıyor, bir tanesi sahte. Gerçek ilah bozar. Sende ilahi gücün varsa yapabilirsin, o zaman yap da kendi ilahi gücünü ispatla diyerek sana bir yön açar. O bozulduğu zaman sende ilahi güç olmadığı için tekrar yapamazsın. Bozulur gider sistem. O bozulmalar da hep senin önüne gelecekte de engel çıkartır. Burada önemli olan bu sistem ahiretteki iki sistemin iç içe geçmiş hali olduğu için devamlı engel, devamlı zorluk karşına çıkacaktır. Yani en çok sevdiğin şeyin içinde seni en çok rahatsız edecek şey içine girer. Gülün yanında diken vardır, eline batabilir. Yani bunun farkında olarak gidersen o zaman sistemi ayırabilirsin. Yani dünyada şunu yapacaksın, cehenneme götürecek veya cehenneme ait şeylerle cennete götürecek, cennete ait şeyleri ikisi iç içe geçmiş olduğu halde o tek bir şeyin içinden, birimin içinden ayırabileceksin. Ayırabilirsen o zaman ne ala? Onu ayır. Yani önüne bir şey çıktı, Allah kahretsin, benim önüme nasıl çıkar? Kafir küfür. İşte bitti, yenildin orada.
Yani sen orada cehennemi bir sisteme girdin ve cehennemin gücü seni yendi demektir. Şimdi hocam izleyicilerimize buradan bedavadan hani esma zikirleri belli çalışmalar normalde anlatıyorsun. Programlarda işliyoruz ya. Buradan da böyle bizi izleyenlere bir şu sistemi bir anlatsana. Bak, zengin olmak için şu. Ya şimdi mesela esmaların ne yapsın bazen ya? Tek olanları var. Yalın olanları var. Mesela hafız esması tek yalındır yani. Bazen de mesela mane esması var. Onunla birlikte ikiz esması var. Kuddüs. Mesela onu yazalım. Mesela hafızı yazalım. Bunları söyleyelim. Mani, Kuddüs. Bunları seçimlerde de söyledim ben. Kuddüs. Veya mesela Fettah esması var. Fettah. Altında potansiyel etkileşeni var. Kebir. Bak böyleleri var. Etkileşenleri var. İkiz esmalar var. Tek başına alfa esmalar var. Şimdi hafız esması zikrediyorsan burada yani seni herkes için geçerli. Herkes için geçerli. Adedi yani. Sayısı. Hafızın sayısı 902 olması lazım. 902 günlük 902 zikrediyorsan. Koruyan demek. Şimdi bu koruyanı zikrediyorsan senin hayat tarzın buna uyumlu olması gerekir. Yani korunmak istiyorsun bir şeylerden. Endişe ediyorsun. Allah beni korusun diyorsun. Ama senin koruduğun şeyler neler? Koruduğun şeyleri gerçekten koruyor musun? Koruman gerekenleri. Ve bu koruman gerekenleri de kafandan bulursan çok hata edersin. Paramı koruyayım, evimi koruyayım, çocuklarımı koruyayım. Şimdi bunlar belki korunacak şeyler olmayabilir. Evrensel korunacak şeyler bulman gerekir ve bunu insan kendisi bulamaz. Yani bulabilir, felsefeciler iddia ediyor. İnsan düşünerek bunları bulur diye iddia ediyorlar. Yani hiçbir ilahi sistem buraya katkı yapmasa, bir şey göndermese, bilgi göndermese. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberler bunu getirebilir bilgiyi. Bulamazsa o zaman boşuna mı çekmiş olacak? Hayır hayır. İnsan bu korunacak şeylerin ne olduğunu kendisi tespit edemez. Tamam o zaman. Bizim dinimize göre diyeyim veya İslami inanca göre. Ama felsefeci diyor ki tespit eder. Yıllar geçer tespit eder. Şimdi burada benim söylemek istediğim şey şu. Koruman gereken şeyleri kim tespit ediyor? Sen keyfi mi buluyorsun? Bu keyfi bulursan konjonktüre göre çok değişir. Yani bugün bunu korursun, yarın öbür gün işine gelir, onu terk edersin, başka şey korursun. Anlatabildim mi? Şimdi burada evrensel kurallara bağlaman lazım. Genel anlamda baktığımızda insanlar maddi gücünü varsa korumak istiyor. O doğru mu acaba? Ama konjonktür değil, her dönem var bu. İnsanlar rızkını korumak istiyor. Ay rızkını değil, o bir şey biriktirmişsin, onu rızkı veren Allah. Tamam yani o parasını korumak istiyor mesela. Parasını bir şey biriktirmişsin, koruyorsun. Ve ona gönlünü veriyorsun. Gönlünü vermeden de koruyamazsın. Çünkü gerekirse onun için öleceksin. Değil mi? Paranı alıp götürüyorsa senin büyük bir şey. Savaşlar neden çıkıyor? Orayı yağmalıyor. Millet de onu koruyor değil mi? Yani parayı, malı, mülkü koruyor. Şimdi burada Allah'ın evrensel kurallarında şunu koru dediği, bunu koruma dediği şeyler var. Bunlara uygun yaşarsan bu hafız esması çalışır. Ve o koruma kalkanı senin üzerine gelir. Kumar oynama diyor. Sen oynuyorsun. Koruma diyor, sen koruyorsun. Şimdi hafız esmasına ters bir hayat tarzın var. İstediğin kadar zikir yap. Korumaktan ziyade hani bir maddi bir şey korumak değil. Yap yapma aslında. Evrensel kurallar diyorum ben. Bak bu evrensel kuralı felsefeciler diyor ki insan bunu düşünerek de bulabilir. Mesela kumar oynamanın kötü bir şey olduğunu veya hayatından çıkartılması gerektiğini felsefi olarak düşünerek insanoğlu buna ulaşabilir. Ama ulaşamayabilir. İşine gelir gelmez. Bazen çok para kazanacağını düşündüğü yerde kumar da oynar. Tamam, ulaşamadı ama elimizde eğer Müslümansa Kur'an-ı Kerim var. Orada da yapma var. İnanmıyor adam. Tamam. Yani inanıyorsa kolay değil mi? Bakabilir. Ve tabii buluyor. Ama yapabiliyor mu peki? Şimdi kumar oynama diyor. Adam gitmiş sayısal oynuyor. Milli piyango oynuyor. Şimdi bu o ters bir hayat tarzındasın. Tabii oynamadı diyelim. Ne olur? Oynamıyorsa o sistemi kendi hayat tarzı bu sistemle uyumlu zikrettiği zaman o tesir eder. Ne anlamda tesir eder? Olumlu ne istiyorsa, korunmak istiyorsa bir yerden başına bir bela gelecek, felaket gelecek, korunma istiyor. Bir zorlanıyor bir şey. Parayla ilgili peki zengin. Parayla ilgili de olur. Parasını da o şekilde koruyabilir. Koruma değil. Mevcutu koruyorsun. Yoksa nasıl ister? Yoksa işte yoksa şu yani. Mevcutu korudukça bu sana yeni kapı açacak. Yatırım yapacaksın. Bir şey yatırımını da koruyor. Mevcudu yok. Hiç parası yok. Fakir. O hiç fark etmez. Vardır mutlaka herkesin elinde avucunda bir şeyler. Para olmasa bile kendi borcu gücü var. Borcu var adamın. Parası yok. Borcu var. Öder borcunu. O zaman başka bir esmaya geçeceğiz. Mesela. Ama burada mesela bu hafız esmasını anladık. Çalışma prensibini anlatıyorum ben.
Mesela bu fetta, kapı açma. Burada da kebir. Yani fetta ne demek? Anahtar. Ama altta dedim etkileşen esması var. Bu etkileşen zikredilmez ama zikir sırasında ikili bir sistem düşünülür. Birlikte ikisinin manası. Kebir, alttaki potansiyel kuvvet. Büyük demek. Şimdi kapıyı açacağım, büyük kapı açayım. Sana verdiği motivasyon bu. Çok büyük, yani başkasının düşünemediği büyük hedefi ister. Yani mesela ne, bir yerde 5 milyon liralık bir iş var. Ya 50 bin lira bile sermayen yok, ona heves eder. Gidelim abi o işi yapalım. Şimdi o işi yaptığın zaman başarılı olamayacağın belli. 50 bin lirayla onu başaramazsın. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun arkadaşına, Murat bana varsa biraz para borç verir misin? Öbürüne akrabana topladın. Onlar da yetmiyor. 300 bin lira topladın. 5 milyonluk iş var. Şimdi gidiyorsun bankalara borca giriyorsun. Başka arkadaşlarına ortak yapıyorsun falan. Ne kadar? Faize giriyorsun. Faize giriyorsun. Şuna giriyorsun, buna giriyorsun. İşe giriyorsun. İş tedrisiyle senin sermayen yeterli değil. Halbuki şöyle yapsan. 5 milyon liralık işi ben şu anda yapamam. Evet çok güzel. Benim bir kısa zamanda büyük hedef ama ben bu kebir esmasını önce kontrol etmeliyim. Yani büyüklük hedefimi kontrol etmeliyim. 50 bin liralık sermayem var. Bunun başarabileceği iş en fazla 100 bin, 200 bin liralık iştir. Ben önce bu işlere bakayım. O iş beklesin. 100 bin liralık işi başardım. Sermayem çoğaldı. 300 bin liralık işe giderim. Yani bu zaman alır. Ne yapalım? Zaman sonrasında alırsa, bunu yapabiliyorsun. Yani direkt 5 milyonu reddederek temelden reddetmiyorsun. Hayır, reddetmiyorsun. Onun gününü bekliyorsun. O gene gelir fırsat ama diyorsun. Ama yine de zihnen ben bunu şu an yapamam diyerek bir set koymuyor musun? Set koymuyorsun. Önce diyorsun ona gitmenin yolunu açıyorsun bak. Yani önce diğer kapılardan geçe geçe güçlene güçlene. Çünkü fırsatlar bitmez. Yani o 5 milyonlar bugün geldi bir daha gelmeyecek diye bir şey yok. 10 milyonluk da gelir, 100 milyonluk da gelir. Onun için sen güçlendiğin zaman bu zaman alıyor. Ben bunu sabredemem. O zaman gir 5 milyonlara kişi ters giderse ne olur biliyor musun? Bankalar üzerine gelir. Bütün akrabalarına bozuşursun. Senin sermayen de gider. Yani bu kebir esması terse çalışır. Büyükken küçük olur. Neden öyle olur? Fetta esmasının da kebir esmasının da hem cemali hem celali yönü var. Yani bu büyük manasına da gelir. Küçük manasına da gelir. Fetta açar manasına da gelir. Kitler manasına da gelir. Yani bu ikili çalışan bir sistem. Peki hocam. Bunu bilerek gireceksin. Başarırsın. Peki program başında dedin yani ben sistemi biliyorum ama bende yaramadı. İstemedin mi? Yoksa hani büyük işte örnek paradan açıldığı için söylüyorum. Hani büyük zenginlik hayalinde kafanda oluşmadı da ve bunu yapmadığın için mi? Yaptın olmadı mı? Şöyle. Ya olmadıysa niye olmadı sistemde? Yapıyorsun oluyor oluyor ama şu ben şimdi burada mesela bir rakam bir miktar söylesem. Mesela ben desem ki bunu yaptım 10 bin lira geldi bana. Millet diyecek ya 10 bin lira ne ya? Ama bana göre 10 bin lira belki onun gözündeki... Ha, sen 10 bin lirayı istediğin için tabii, oldu. Tabii 10 bin... Tamam sen madem böyle bir istiyorsun. Sistemde sistemi daha zengin olma adına yok, mesela 50 milyon parayla, istiyorsun. Parayla ilgili konuda 50 milyonu, 100 milyonu, 500 milyonu, 1 milyara hedefleyebilirsin. Ama 10 bin lirayı gerçekleştirmekle başlarsın o senin için mucize olur. Onu başkasına söylediğin zaman şöyle der. Ne ya 10 bin lira herkes kazanıyor kardeşim. Benim için o hiç kazanamayacak bir para tamam, olabilir. Tamam bende olmadı dediğin ne? Olmuş 10 bin lira. Oluyor mesela. Olmuyor bazen de. Onu istiyorsun gene onu bile başaramıyorsun. Olmuyor. Neden olmuyor? Açacağım yerde kapatıyorsun. Mesela daha büyüğünü içinden istiyorsun, hedefliyorsun. Onu kaçırdım diye yese düşüyorsun, umutsuzluğa düşüyorsun. Ya anlık git gel kapatıyor mu onu? Şöyle yani mesela işte dolar bir yükseliyor bir çıkıyor. Ya diyorsun ben bu doları o zaman satsaydım tekrar düştü ya o zaman alsaydım 200 bin lira karım vardı. Öyle çok arkadaş var. Şimdi buna mesela kafayı takıyorsun. Bu seni engelliyor. Yani bunu mesela ben hiç kazanmadığın bir şey kaybettim diye buna üzülüyorsun. Ama şöyle bir şey var. Şu an zaten ticaret yapan ya da işte bu tarz ekonomi çalışan işte borsasıydı ya da neyse dolarıydı altınıydı bir para katma anlamında baktığında %99'u neredeyse bu şekilde işler yapıyor ve tabii ki de işin içerisinde risk var. O zaman bu sistem onlarda hiçbir zaman uymayacak. Yok şimdi bunu bilirse mesela gerçekten bir kaybetmedi mesela burada dolar yükseldi o zaman satmadım. Bekledim. Garantiye gittim. Ya eninde sonunda zaten yine çıkar diyerek ama çıkar ama burada bir kendini. Para kazanmış olmuyor. Ama o gün satsaydı
düştü, 2 gün 3 gün sonra düştü, oradan alsaydı aynı dolarını alacaktı, arada da bir kar elde edecekti, o reel kar, gerçek kar olacaktı o. O yükseldikçe de yine aynı seviyeye gelecekti ama öbür tarafta artı bir dolar olarak. Ama onu strese eklendi. Sokmayıp şimdi bak, bekleyip 4 ay sonra yine arttığında yine kar etmiş olacak. Kar etmiş olmaz. O çünkü dolar Türk lirası. Türk lirasının değer anlamda, kaybına göre gidiyor. Değer kaybı ama burada artı bir şey var. Al sattı kar var. Şimdi bunu zarar olarak görüyor adam. Hmm. Yani bunu kaçırdığı zaman zarar. Şimdi bunu zarar olarak görüyorsan şu yani. Fetta isması dedik. Açar da kapatır da. Sen kapattın sistemini. Ya ben zarar ediyorum diye sen bilinçaltına bir sinyal verdin. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Kaçmadı. Bir daha sefere bakarsın, fırsat yakalarsın. Bunda, gücün yeterse girersin. Belli zaman, gün, sayı işte olmadı. Hemen ertesine tekrar başlamak. Yok, kaç gün edersen, bunları da düşünürsen. Ya da kaç gün yapmayacaksın, bir daha yapacaksın. Böyle çalıştığını anlarsan bu sana bundan sonraki şeylerine doğru karar verdirir. Yani esma zikirleri tılsım değildir. Bak onu da söyleyeyim. Ha şey dedin ya, mesela daha önceki yayınlarda 21 gün yapacaksın, bitireceksin, tamam, 4 ay bir şey yapmayacaksın. Tılsım olarak anlıyorlar. Ben onun için onun şeylerini söylemiyorum. Yani burada söyleyince sanki sihirli bir kelime vermişim ben ona. Onu oturduğu yerden o zikrederse her iş olacak zannediyor. Halbuki hiç öyle olmaz. Yani tılsım değil. Burada ben bir kelimeyi tekrarladıkça bu kelime havada uçup gidip senin işin üzerine konup onu burada sen otururken rahatlıkla gerçekleştirmez yani. O zaman yine şirke giriyor bu. Allah'ın bir ismini Allah'a karşı şirk koşmuş oluyorsun. Değil. Bunu kendini geliştirmek için yapacaksın. Bu sistemi anlamak için yapacaksın. Nerede hata yapıyorum ben? Çünkü sen hata yaptığın için gerçekleştiremiyorsun birçok şeyi. Ne dedik? Cennetle cehennemin iç içe girmiş hali. Cehennemin sistemi devreye aldığın zaman önüne engel çıkartıyor. Cennet sisteminden gideceksin. Cennet sistemi de şu. Bilerek kararlarını vereceksin. O seni geliştirmesi lazım. Yani bu Fettâ ismasını zikrederken bu Fettâ ismasının nasıl kullanılacağını öğreneceksin sen. Öbür türlü havada uçup gideceğinden ne dersen öğrenemezsin. Vaktimiz varsa şu Mani Kudüs'ü söyleyelim. Tamam, olur. Yani örnek olsun bir tane de. Bunlar da ikiz esma. Mani oluyorsun. Bir şeye mani olacaksın. Mani olabilmen için Kudüs'te aynı değerde dedik bu. İkisinin evcet değeri aynı. E şimdi burada Kudüs çok temiz, arınmış demek. Yani sen pürü pak olman lazım ki başka bir işe mani olacaksın. Yani ben sana diyorum ki Murat, senin şu huyun çok kötü. Bunu sen terk et diyorsun, diyorum ben sana. Sen de bana itiraz ediyorsun. İtirazın şöyle. Sende de aynısı var. Şimdi ben kendim temiz değilim ki sana akıl vereyim. Yani mani çalışması için, yani kötülüklerden kendini veya etrafına etki edip başkalarını arındırabilmen için sen önce kendini temizlemen lazım. Nasıl olacak kendini temizlemen? Kendinde engel olunması gereken şeylere engel olacaksın. Neye engel olacak? Yalan söylüyorsun. Diyelim ben yalancıyım. E bu yalancılığıma engel olabilirim ben. Yani sana daha gelip de Murat yalan konuşma, seni düzeltmeye çalışacağıma önce ben kendi yalancılığıma dönüp kendimi hallettikten sonra sana ancak bundan sonra yalan söyleme. Çünkü o zaman sen de yalan söylüyorsun diyemeyeceksin. Yani bu ikisi birbirine bağlı çalışma esmalar da böyle. Kendi içine dönerek bunu yürütebilirsin. Bu demektir. Yani daha örnekleri var da şey yaparız. Başka. Zengin olan arkadaşlar yazsınlar bize. Yani önce kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Zengin olmak için bu yani. Ne isteyelim? Madem böyle bir sistemi öğrettin hocam, zengin olsa bir şey isteyelim. Ya ben sana mesela baklava isteyelim. Yaptığım zikri söyleyeyim mi? Mesela zengin ol. Tabii. Zengin olmanın başlangıcı. Ya alim. Bak bunu mesela, bunlar birbiriyle bağlı olarak. Ya alim, ya gani. Ondan sonra ya alim, ya gani. Vahhab var. Rezzak ve Vahhab. Bak, bilgi, bana bilgi ver Allah'ım diyorsun. Beni zengin yap diyorsun. Ya hafıza geçiyorsun. Bunu da koruman gerekiyor. Ya hafız. Yani yağları söylemeseler de olur. Hafız esması. Koruma olduktan sonra bunun bir uygulaması olması lazım. Muktedir. Muktedir. Muktedirden sonra da bunun bir üstünlük vermesi gerekiyor. Fadıl. Fazilet veya fadıl. Mufazzıl da olabilir. Zülfadli, fadıl diyelim. Ya fadıl veya fadıl. Şimdi bunu şöyle söyleyebilirsin. Kur'an-ı Kerim'de ilim konusunda şunu söylüyor peygamberimize. Allah'ım ilmimi arttır.
Rabbi zıtni ilmen. Şimdi bu Rabbi zıtni ilmen, Rabbi zıtni gani, Rabbi zıtni hafız, Rabbi zıtni hıfzen, Rabbi zıtni muktediren, böyle gidebilirsin yani. Bunlar mesela böyle bir dizi yaptığın zaman senin bütün sisteminde neyi, neden istiyorsun, neyi yapmak istiyorsun, geleceğe dönük en sonunda bu neye varacak, onu da söylemen, planlaman gerekiyor. Bu zenginlikle ilgili en çok Ya Rezzak ve Ya Vehhab konuşulur. İlimden başlayacak. Yani en çok bu bilinir ya. Şimdi bak sen onları ilimden, hiç dahil etmedin şu an. İlimden başlarsın, Reza geçersin, Gani'ye geçersin. Vehhab var. Rızık daha çok sağlıkla ilgili. Sen şimdi rızık parayla ilgili zannediyorsun ama rızık aslında sağlık, kazanç, başarı, mutluluk, yani senin genel hayatınla ilgili her şey. Vahhab o Vakıa suresiyle ilgili de bu söylenir ya. İnneke entel vahhab şeklinde o duaların sonunda ekleyebilirsin ama böyle bir dizi zikir yaparak, bunları da düşünerek, yani birbiri üstüne bina ederek her zikrettiğinde. Yani önce bir kere bilmeden hiçbir şekilde para kazanmana imkan yok bak. Önce alim esması. Yani alim esması olmadan bir yere gidemezsin. Kaynağından bildiğimiz Vakıa suresi vardır. Onu da okuyun denir. Hadis de var. Onunla ilgili. Vakıa suresinde de olabilir. Orada da çok yani şeyler var. Her gün okuması ile ilgili teşvik vardır mesela hadislerde. Olabilir. Kur'an neresini okursan oku. Evet. Peki hocam, ağzına sağlık. Zengin olan arkadaşlar birer kilo baklavayla inşallah baklava da çok pahalılaştı artık yani, eskisi gibi. Soğuk baklava olsun. Bana şeyden geliyordu bak, Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten tepsiyle. Artık şimdi yok. Yok yani. Yarım kilo bile yok şimdi. Yok, ne yarım kilosu ya, yok. Kadayıfından tut şey, sadece bana değil. Esmasını baktığımız, birlikte çalıştığımız insanlara da gönderiyorlardı ama inşallah gene... Olsun, zengin olun, biz bir şey istemiyoruz. Peki hocam, ağzına sağlık. Serhat Ahmet Han YouTube kanalına mutlaka destek olun. Zenginlikle ilgili her gün videolar koyuyor, kaçırmayın. Sebep sonuç YouTube kanalımıza desteklerinizi bekleriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.